Depreme direndi ancak hemen önündeki caminin minaresi kırılıp apartmanın üzerine devrildi. O enkaz bir çocuğa mezar oldu. İnşa edileli çok olmamıştı aslında. Hacı Gani Diller Camii yaklaşık 4 yıllık ve depremin şiddetiyle birlikte caminin minaresi yan tarafında bulunan binanın üzerine çöktü. Kahramanmaraşlı depremlerin en çok vurduğu kentlerden biri de Adıyaman oldu. Yaklaşık 1500 bina yerle bir oldu. 4000'den fazla bina ağır hasar aldı. Gölbaşı'ndaki 3 katlı Sevgi Dündar Apartmanı 7.7'lik depremi hasarsız atlattı ancak hemen yanındaki 4 yıl önce inşa edilen caminin minaresi binanın üzerine düştü. Apartmanı adeta ikiye böldü. O apartmanda 7 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Bina depremde hasar almasa da minarenin devrilmesinden sonra apartman sakinleri binayı boşalttı. Binada yapılacak hasar tespit çalışması sonrası akıbeti belli olacak. Depremler sonucunda oluşan ekonomik faturanın bir kısmı sigorta şirketlerince karşılanacak. Sigorta havuzundan ödenecek hasarın 20 milyar lirayı aşacağı tahmin ediliyor. Şubat'ta yaşanan depremler ve artçı sarsıntıların sonucunda oluşan fiziki hasarın boyutu ölçülmeye çalışılıyor. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, öngörülerin toplam hasar ödemelerinin 20 milyar lirayı aşacağı yönünde şekillendiğini belirtti. Benli, 11 ilde zorunlu deprem sigortası ortalamalarının %49 olduğunu belirtti, sigorta oranının en az Hatay'da, en fazla Diyarbakır'da olduğunu vurguladı. Konut sigortalarında %21, kaskoda ise %17 oranında sigortalılık oranlarının bulunduğunu ifade eden Benli, deprem bölgesinde araçların çoğu pert, kasko üzerinden 1 milyar lira civarında ödeme yapacağımızı tahmin ediyoruz dedi. Toplamda da tüm sektör olarak 20 milyarın üzerine çıkacağımızı tahmin ediyoruz. İlk hesaplamalarımıza göre. Bizler sektör olarak sadece deprem değil tüm afetler için her türlü teminata ve bunu ödeyecek güce sahibiz. Benli depremler sonrasında sigorta talebinin arttığına da dikkat çekti. Özellikle deprem sigortalarına şu anda çok yoğun bir ilgi var. Bu anlamda da sigortalılık oranı çok hızlı yükseliyor. Ancak bunu diğer depremlerde ve diğer afetlerde de görmüştük. Bu etkinin devam etmesi lazım.